Merhaba sevgili web tekno takipçileri, sizlere tekrar İstanbul'dan sesleniyorum. Buraya asıl geliş amacımız olan Galaxy S20 şu anda elimize geçti. Şu anda elimde tutmuş olduğum model Ultra modeli arkadaşlar. Zaten arkasından bağırıyor ben Ultra'yım diye. Burada 100x müzik bir şeyler yazıyor. Bu bir ön inceleme olduğu için tabii ki de çok detaylı bilgi veremeyeceğiz ama şöyle kabaca bir telefona bakalım istiyorum. Tabii ki de açılış her zaman olduğu gibi kameramızla yapalım. Bu ön kamera. Özge kaçtı. Telefonun kamera menüsü daha fazla fazla yapılmış. O biraz uğraştırıyor. Eskiden daha kolaydı. Şu an Özge buradayken şöyle bir çekilelim. Şöyle diğer elime geçeyim. Şöyle bir de zoom yapayım. Bana değil de Özge'ye yapayım bari. Benim nur yüzümden sıkılmış olma ihtimali var. Bu benim burnum. Diğer Z Flip'de, yani bundan bir önceki katlanan telefonda gördüğümüz buruşmaları bunun bokeh efektinde görmedik arkadaşlar. Bana soracak olursanız, ortamın ışığını da hesaba katacak olursak, ilk görüş olarak çok başarısız bir ön kamera değil. Ön kamera şöyle açıkken ona doğru konuşuvereyim. Arkadaşlar siz de beni buradan izleyin. Megapikselimiz 40, f değerimiz 2.2. Şu anda zaten beni buradan görüyorsunuz. Kameralara girmişken şöyle bir de arka kamera faslına geçelim. Öncelikle bir arkadaşımızı çekelim. Bir dakika. Bakın bir şey diyeceğim. Az önce söylediğim şey şuydu. Ben açtığımda fotoğraf geliyor. Sonra buradan kaydırıyorum. Video geliyor. Bir tane daha kaydırıyorum. Daha fazlanın içerisinde canlı odağı buluyorum. Arkadaşımızı yakalayalım. Gördüğünüz gibi ortamın ışığını da hesaba katın arkadaşlar. Bir de tabii ki de şu an ilk deneyim olduğu için kalkıp da bir şey söyleyemiyorum ilk etapta. Yorumu siz yaparsınız ama bokehte herhangi bir hayati bir problem görmüyorum. Arka kameraları şöyle görüyorsunuz. Umarım ana kamera 108 megapiksel, telefoto olan kamera 48 megapiksel, ultra geniş açılı kameramızda 12 megapiksel. Bir de bu ultra modelinde Samsung'un Space Zoom dediği 100x zoom olayı var. Ben onu bir deneyimlemek istiyorum. Nasıl yapacağım? Önce bir onu bulayım da. Şurada harfler var arkadaşlar. Şimdi siz beni görmüyorsunuz da ben görüyorum. Şimdi çektiği fotoğraf bu. Bu harfleri olan yaklaşık uzaklığınız 6-7 metre arkadaşlar. Elimin de aşırı titremesine rağmen 100x zoom'da çok aşırı başarısız bir iş çıkarmadı ama tabii ki de bu iş bana soracak olursanız bir artık bir inovasyon gösterisi bu işin yani. 100x zoom'dan çok aşırı böyle multi über bir performansla zaten beklemiyordum. Ben daha önce aynı denemeleri farklı firmalarda da görmüştüm diyorum. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Şuraya da koymuşlar zaten teknik özellik diye. Teknik özellik ekranına girdiğim zaman da şöyle görüyorsunuz. 6.9 inçlik bir ekranımız var. 8K videolar çekebiliyorsunuz ama ekran 2K onu belirteyim. Kameraları zaten burada görüyorsunuz. Pil değerimiz 5000 mAh, RAM 12 ve 16 GB olarak görünüyor. Dahili depolama 512 GB'a kadar çıkabiliyor. Micro SD ile 1 TB'a kadar da yükseltebiliyorsunuz. İşlemcisi de burada Octa-Core olarak görünüyor. Ultra modeli için konuşuyorum. Ultra modelinde sadece 2 renk olacak. Bunlar da kozmik siyah ve kozmik gri olacak. Siz benim elimdeki ne olarak görüyorsunuz tam bilmiyorum ama elimdeki kozmik griymiş. Tabii ki de bu telefonların detaylı incelemesini en yakın zamanda YouTube kanalımızda yapacağız. Şimdilik bir ön inceleme için bana soracak olursanız yeterli şeylerden bahsettik diyelim. Şöyle çektiğim fotoğrafları bir tekrar göstereyim. Şu 100x zoom'du. Şu arka kameranın çektiği bokeh'ti. Şu Özge ile benim selfie'di. Şimdi diğer telefona geçeyim ben. Siz de onu ayrı bir video olarak izleyeceksiniz. Görüşürüz arkadaşlar diğer videoda.